İhlas. İhlas, insanın yaşamının bütün zamanlarında ibadet ve amellerini sırf Allah'ın rızasını göstermek ve dini yalnız ona özgü kılmak demektir. İhlas, tevhid inancının özüdür. Bunun için Müslüman yalnızca Allah rızasını kazanmak amacıyla Hakk'a tapmalı, ibadetlerini asla yapmacık gösteriş, başkasının beğenisini kazanma düşüncesi karıştırmamalıdır. Hak'tan başka bir şey düşünmemek, düşünmekten korunmak şeklinde de tanımlanan ihlas, işleri gösterişten korur, sahibini gerçekten takvaya götürür. Allah buyuruyor. Kendilerine dini yalnız Allah'a halis kılarak ona ibadet etmeleri emredildi. De ki bana dini yalnız Allah'a halis kılarak ona ibadet etmem emredildi. Dini Allah'a halis kılarak ona kulluk et. Halis din ibadet Allah'a yapılır. De ki ben dinimi Allah'a halis kılarak ona ibadet ederim. Sizden ondan başka dilediğinize tapınız. Kurban edilen hayvanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmaz. Sizin takvanız ona ulaşır. De ki, Rabbim bana adaleti emretti. Her mescitte yüzlerinizi ona doğru yöneltin ve dini yalnızca kendisine has kılarak ona yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e kendini göstermek, kahramanlık, yiğitlik için savaşan bir adamın durumu sorulmuş. Bu adamın çarpışmasına Allah yolunda mıdır denilmişti. Kim Allah'ın kelamını yüce olsun diye çarpışıyorsa işte o Allah yolundadır buyurmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ameller niyetlere göredir. Allah sizin suretlerinize, yüzlerinize ve mallarınıza bakmaz. Fakat sizin kalplerinize ve niyetlerinize bakar. Gibi hadisleriyle amellerin kalpteki temiz niyet ve halis ihlas ile değer kazanacağını vurgulamıştır. İlahi bir hadiste ihlas benim sırrımdır. Onu sevdiğim kulumun kalbine koyarım buyurulmuştur. İhlas bir kalp hareketi ve bir ruhani davranıştır. Kalp temizliğinin ve sağlamlığının bir delilidir. Yalnız Allah'ın rızasını arayan bir niyettir. Kişinin bütün varlığı ve benliği ile Allah'a kulluk etmesi ve bu kulluğunda da ondan başkasını düşünmemesidir. Ayrıca ihlas, kalbi garaz, şüphesi ve zan eğriliğinden temiz tutmaktır şeklinde tarif edilmiştir. İhlasta Hakk'ın rızası talep edilir. Yapılan işlerde riya ve gösteriş, menfaat ve şöhret gayesi güdülmez. İhlas bir kalp hareketi ve ruhani bir davranış olmaktadır. Kalbi davranışların makul oluşu niyet ve irademizin sağlamlığına bağlıdır. İhlas kalp sağlamlığının bir delilidir. Böyle olunca her işe başlandığı zaman niyette ihlas, yani her türlü dünyevi karşılık beklemekten uzak olmak gerekmektedir. Cenab-ı Hakk'ın rızası ihlas ile kazanılır. Yoksa ihlas kişinin başarı ve becerileriyle elde edilemez. Bazen ihlas ile söylenmiş bir tek kelime ile kurtuluşa erer ve Cenab-ı Hakk'ın rızası elde edilebilir. Bazen bir tek adamın irşadı bin kişinin irşadı kadar Allah rızasına sebep olur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ben Cebrail'den ihlasın ne olduğunu sordum. Şöyle cevap verdi. Ben de aziz ve celil olan Allah'a ihlas nedir diye sordum ve şöyle buyurdu. İhlas benim sırrımdır. Onu kullarımdan sevdiğim kimselerin kalbine koyarım. İhlas fenalığı ve kötülüğü gideren bir fazilettir. İşte o bizden, işte biz ondan, Yusuf'tan fenalığı ve fuhşu gidermek için böyle yaparız. Çünkü o bizim ihlaslı kullarımızdandır ayetinde evdeki kadınla Hazreti Yusuf arasında geçen olayda ve kadının niyetinin sonuçsuz kalışının en büyük etkenin Hazreti Yusuf'un ihlası olduğu görülmektedir. İnsanlık için ihlasın gereği her zaman emredilen bir keyfiyet oluşuyla da anlaşılmaktadır. Çünkü ihlas ehli kitapta da yapacakları diğer ibadetleriyle birlikte emredilmiştir. İhlas şeytanın kişiye süslemeye çalıştığı fenalıklara ve insanların azdırma gayretine engel olan bir tutumdur. Bu durum şeytanın yeryüzünde insanlara süsleyeceğim, elbette onların hepsini azdıracağım. Ancak işlerinde ihlasa sahip müminler bunun dışındadır ayetlerinde ifadesini bulan itiraftan anlaşılmaktadır. Şirkten kitabı ve peygamberi yalanlamadan sapık yollara gidip tevhid akidesine aykırı inanç ve düşünceler beslemeden dolayı gerçekleşecek ilahi azaptan Allah'ın ihlas sahibi kulları istisna denilerek azaptan kurtuluşa ihlasın yeri ve önemi belirtilmiştir. Ahlak önderleri peygamberler varlıkları
İhlasla yorulmuş kişilerdir. Hazreti Musa, Hazreti Yusuf, Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail, Hazreti Yakup Aleyhisselam ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin özellikleri anlatılırken Kur'an-ı Kerim onları ihlaslı kullar olarak nitelemiştir. Çünkü Peygamber aleyhisselam davet ve tebliğlerinde daima Hakk'ın rızasından başka bir gaye ve maksat gütmeyerek ihlaslarını ortaya koymuşlardır. Hudeyl bin İyad radıyallahu anh halk için ameli terk etmek riyadır. Halk için amel etmek ise şirktir. İhlas Allahu Teala'nın bu iki şeyden seni afiyette kılmasıdır diyor. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh bir rütbesinde biliyorsunuz ki bilinen bir ecelin peşinde gece gündüz koşuyoruz. Allah Teala'nın rızası için söylenmeyen hiçbir şeyde hayır yoktur. Aziz ve celil olan Allah yolunda harcanmayan hiçbir malda hayır yoktur. Bilgiçlik taslayarak gurura kapılanlar da hayır olmadığı gibi Allah için yaptıklarında insanların kınamasından endişeye düşenlerde de hayır yoktur. Müminler bütün söz ve fiillerinde Allah'ın rızasını gözetmek zorundadırlar. Eğer insanların hoşlarına gitmek niyetiyle amelde bulunurlarsa kendi kendilerine helak ederler. Nitekim Uhud Savaşı'nda müminlerin en önde savaşanlarından birisi de Kuzman idi. Medine'deki hurmalıklarını korumak niyetiyle savaştığı için cehennemlik olmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Üç hususta Müslümanların kalbi hiyanet edemez. Allah için ihlas ile amel yapmak, İslam devletinin yöneticilerine samimiyetle öğüt vermek ve İslam cemaati ile birlikte olmak. İhlasın zıttı riya ve gösteriştir. Bu da insanı şirke sürükler. Hazreti Peygamber şöyle buyurur. Şüphesiz Cenab-ı Allah sadece kendisi için ve kendisinin rızası için olmayan bir amelden başkasını kabul etmez. İmam-ı Gazali şöyle der. Kendisine başka bir şeyin karışması, muhtemel olan bir şeye başka bir şey karışmış ise işte buna halis derler. Bu safiyi karışıksız işe de ihlas derler. Havariler Hazreti İsa Aleyhisselam'a amellerin halis olanı hangisidir diye sorduklarında Hazreti İsa Aleyhisselam hiç kimsenin övmesini isteyip beklemeden Allah için yapılan ameldir demiştir. Diğer konularda olduğu gibi ihlas konusunda da tasavvufçular sözleri çok çeşitlidir. Fakat bu değişik ifadelerin asıl anlamı birdir. Şöyle ki Ebu Ali el-Dakkak ihlas halkı düşünmekten korunmak, nefsi düşünmekten arınmaktır. Muhlis, riyası olmayan, sadık, kendini beğenmeyen adamdır demiştir. Zunnun, ihlas ancak ihlasta sadakat ile olur. Sıdk, sadakat ise ihlas ile doğruluğa devam etmekte olur. İhlas, gözünde halkın övgüsünü veya yergisinin bir olması, yapılan amelleri görmeme, onlara ahirette sevap verileceğini unutmadır demiştir. İslam alimleri ihlasın yararlarını şöyle sıralamıştır. 1. Allah'ın rızasını kazanmak. 2. Amelleri kabul olması. 3. Günahlardan arınma ve kurtuluş. 4. Ahirette felaha, huzura ve rahata kavuşmaktır. İhlas hakkında yukarıdaki bilgilerden anlıyoruz ki şeytanın insanları çekmek istediği kötülükler, fenalıklar, günahlar ve dünya hayatının süsleriyle insanın aldatılmasının önüne ancak ihlas ile geçilebilir. Amelleri boşa çıkarmak için nefsin birçok yöntem ve aracı vardır. Nefsin en gizli afetlerinden biri övülmekten hoşlanmasıdır. Çünkü biraz övgü görse gökleri ve yeri üzerine yükselen çeker ama övgü olmayınca tembelleşir, başarısız kalır. Şeyhlerden biri yıllarca mescidin birinci safında namaz kılarmış. Bir gün bir engel nedeniyle arka safta namaz kılmak zorunda kalmış. Bundan sonra bir süre görünmez olmuş. Nerede olduğunu soranlara ben şu kadar yıl namaz kıldım, bunları ihlas ile kıldığımı sanıyordum. Bir kez geç kalıp da arka safta namaz kılınca halkın beni arka safta görmesinden kalbimde bir gariplik hissettim. Anladım ki ömrüm boyunca riya içinde namaz kılmışım, okulduğum namazları kaza ettim. Tasavvufçulara göre ihlas Allah'ı için yapılan işlerde halkı aradan çıkarmak ve amelleri sadece Allah için yapmaktır. Başka bir deyişle ihlas kulun oturmasını, kalkmasını, devinmesini, bütün hareket ve durgunluğunu Allah için yapmasıdır. İhlasın temeli doğruluktur. Sıdk ile ihlas arasında fark birincisinin asıl gövde, ikincisinin de dal olmasıdır. Sıdk eylemden önce de olabilir fakat ihlas eylemle birliktedir. İbn-i Fard kasidesinin şerhinde ihlas üzerine şu bilgiler verilmektedir. Kuldan çıkan her eylemin bir yaratıklara bir de yaratana dönük yönü vardır. Yaratana dönük tarafta olan kimseye muhlis, eylemine
de ihlas denir. İhlas ikiye ayrılır. İhlas, ihlasın ihlası. Kuldan çıktığı duruma göre de ihlas dört türlüdür. 1. Sözde ihlas. Kulun dilinden gelen her sözü kendi nefsinin eylemleri için değil, hak için yapılacak eylemlere yöneltmesi, yalnız hak için yapılacak eylemlerden söz etmesi, kendi arzusu değil, hakkın düşüncesini gözetmesi, yani söylediği her sözü yalnız Allah için söylemesi, halkın değerlendirmesine değil, Allah'ın değerlendirmesini düşünerek konuşmasıdır. 2. Fiilde ihlas. Yapacağı her eylemi nefsin yarar ve zararları gibi bir çıkar değil, sadece Allah için yapması, Allah'ın rızasından başka bir şey düşünmemesidir. 3. Amelde ihlas. İbadetleri yaparken de nefsin çıkarını, ahiret sevap ve cezasını hesaba katmadan yalnız Allah için, Allah rızası için yapmaktadır. 4. Halde ihlas. Gaybtan kalbe gelecek halleri halkın bakışına değil, hakkın bakışına sunması, halkın varlığını ve değerlendirmesini asla düşünmemesidir. Cüneyd-i Bağdadi'ye göre ihlas Allah ile kul arasında bir sırdır. Melek bilmez ki yazsın, şeytan bilmez ki bozsun, heva bilmez ki eğilsin. İhlası elde etmenin yolu, insanın sürekli olarak kendisinin ve evrendeki her şeyin Allah'ın yaratığı olduğunu, mülkün sahibinin yalnızca o olduğunu, kısa bir süre için yaşadığı dünya hayatının hesabını ona vereceğini düşünmek ve bunun dışında her şeyi gönlünün dışında tutmaktır.